Bedir Savaşı'nda esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılıyorlar. Bu neyin göstergesidir? Okuma ve yazmaya verilen değerin önemin göstergesi. bir savaş hukuku oluşuyor Bedir Savaşı ile birlikte. Esirlerin nasıl serbest bırakılacağı ve benzeri şeyler. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya nasıl bir yerde bundan bahsetmemiz gerekiyor önce. Amerika ve Avustralya'daki toplumların Avrupa, Asya ve Afrika'daki toplumlardan haberi yoktu. Amerika ve Avustralya gibi yeni kıtalar, bölgeler ve deniz yolları henüz keşfedilmemişti. Coğrafi keşifler daha yapılmamıştı. Bu nedenle İslamiyet'in doğuşunda dünya derken anlatmak istediğimiz şey Asya, Avrupa ve Afrika'nın kuzey bölümleridir. İslamiyet'in doğuşu esnasında Avrupa'da Hristiyanlık yaygındı. Yahudiler azınlıktı, feodalite yönetim biçimiydi, hakim düşünce tarzı skolastik düşünceydi. İslamiyet'in doğuşu sırasında Afrika'da Habeşistan Krallığı'nda Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmişti. Yerli halk arasında ise çok tanrılı, pagan, putperest diyeceğimiz inançlar vardı. Gene İslamiyet'in doğuşu esnasında Bizans Devleti'nde diğer adıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebini benimsemişlerdi. Ortodoksların dini lideri İstanbul'daki Patrik'ti. Patrik, Katoliklerin dini lideri ise Roma'da bulunan papaydı. İslamiyet'in doğuşu esnasında Sasani devleti bir İran devletidir ve bu bölgede kurulmuş devlette Zerdüşt dini benimsenmişti. Yani İranlıların ataları olan Sasaniler neye inanıyorlarmış? Zerdüşt inancına, Zerdüşt dinine inanıyorlarmış. İslamiyet'in doğuşu esnasında Kök Türkler Orta Asya'da kurulmuş bir Türk devletiydi. Gök Tanrı dinini benimsemişlerdi. Din adamları ayrıcalıklı değildi. Kök Türklerde ruhbanlık ve ruhban sınıfı yoktu. İslamiyetin doğuşu esnasında Japonya'da Şintoizm dini benimsenmişti. Ulusal bir dindi. Sadece Japonların inandığı bir dindi. Hindistan'da kast sistemi ulusal birliği engellemişti. Sınıf farklılıklarına dayanıyordu. En eski inançları Hintlilerin vedaydı. İslamiyetin doğuşu esnasında Çin'de Konfüçyüsçülük, Taoizm, Budizm gibi dinler yaygındı. Soru cevap: İslamiyetin doğduğu dönemde Avrupa'da Hristiyanlık yaygın dindi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İslamiyetin doğduğu dönemde köktürkler göktenliğe inanıyordu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İslamiyetin doğduğu dönemde Bizans Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebini benimsemişti. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Sasaniler İslamiyet'in doğduğu dönemde Şintoizme inanıyordu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Sasaniler İranlıların atalarıdır ve Sasaniler Zerdüşt inancına sahipti. Japonlar İslamiyet'in doğduğu dönemde Zerdüşt'le inanıyordu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Japonlar İslamiyet'in doğduğu dönemde Şintoizme inanıyordu. Ulusal bir din anlayışı vardı onlarda. Veda, kas sistemi, Brahmanizm, Hinduizm gibi kavramlar hangi medeniyete aittir? A. Çin B. Hint Beda kas sistemi Brahmanizm ve Hinduizm Hint uygarlığına medeniyetine ait kavramlardır. Bir toprak parçasının üç tarafı denizlerle çevriliyse, bir tarafı da ana karaya bağlıysa biz ona ne diyormuşuz? Yarım ada diyormuşuz. Arap yarım adası, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Denizi ile çevriliydi. İslamiyet'ten önce Arap yarım adasında çok tanrılı, pagan yani diğer bir de işte putperest inançlar hakimdi. Kabilecilik yaygındı, kan davaları görülüyordu. Bu durum siyasi birliğin kurulmasını engelliyordu. Yerleşikleri Hadari diğer bir deyişle medeni göçebelere ise Bedevi deniyordu. Soru cevap İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda kabilecilik yaygın değildi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış kabilecilik yaygındı. İslamiyet önce Arap Yarımadası'nda siyasi birlik vardı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış siyasi birlik yoktu. Kabilecilik vardı. Hadari köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik yaşayanlar, Bedevi, çöl ve vağalarda göçebe yaşayanlardı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Hadari eşittir yerleşik, Bedevi eşittir göçebe demektir Arap toplumlarında. Hz. Muhammed 571 yılında Arap Yarımadası'nda bulunan Mekke şehrinde doğmuştur. İslamiyet'in ortaya çıktığı 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nın çevresindeki en önemli devletler Bizans ve Sasani devletleriydi. Orta Asya'da Köktürk Devleti, Afrika'da ise Habeşistan Krallığı bulunuyordu. İslamiyet öncesi Arabistan'da kabilecilik yaygındı. Toplum hür köle ve mevali denilen üç sınıftan oluşuyordu. Hürler tüm haklara sahipti. Köleler alınıp satılabilir, miras olarak bırakılabilirdi. Köle olan kişi özgürleştirilirse, azat edilirse mevali sınıfına giriyordu. Evlat edinme yaygındı İslamiyet öncesi Arabistan'da erkek çok sayıda kadınla evlenebilirdi ve eşlerini boşaması kolaydı. Kadının miras hakkı yoktu ve çocuğu olursa aileden biri sayılırdı. Ancak bakın kadın nasıl aileden biri sayılıyormuş? Çocuğu olursa aileden biri olarak sayılıyormuş İslamiyet öncesi Arabistan'da. Soru cevap İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kölecilik yoktu doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Kölecilik vardı. İslamiyetten önce Arap Yarımadası'nda sınıf farklılıkları yoktu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Bakın, hürler varmış, köleler varmış, mevaliler varmış. Bu toplumsal tabakalaşmaya örnek değil midir? İslamiyetten önce Arap Yarımadası'nda kadınlar mirastan pay alabilirdi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Mirastan pay alamazlardı. Konar göçer yaşam şekliydi. Avcılık ve takasa dayanan ticaret ile geçinirlerdi. Aşağıdakilerden hangisidir? A) Hadariler B) Bedeviler Konar göçer yaşam şekli dediği anda aklımıza Arap toplumuyla ilgili hangi kavram gelecek? Bedeviler gelecek. Yerleşik yaşam şekliydi. Tarım ve ticaretle geçinirlerdi. Aşağıdakilerden hangisidir? Hadari diğer bir deyişle medeni ve Be, bedevi diyor. Yerleşik yaşam şekli deyince Arap toplumunda aklımıza ne gelecek? Hadarilik gelecek diğer bir deyişle medenilik. Haramaylar dedikleri Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep adlarındaki 4 ayda savaşmıyorlardı. Her türlü düşmanlıktan uzak duruyorlardı. Eğer bu aylar içerisinde savaş çıkarsa Ficar Savaşı adını verirlerdi. Ficar sözünde yalancı çıkmak, günaha dalmak anlamına gelmektedir. Yani 4 aylarda savaşmıyorlar ama bu 4 ayda savaş çıkarsa Ficar Savaşı diyorlar. Ficar zaten anlam olarak ne demekmiş? Sözünde yalancı çıkmak, günaha dalmak anlamına geliyormuş. Kabileci anlayış insanları kendi kabileleri herhangi bir konuda haksız olsa dahi kayırmaya iterdi. İslamiyet'ten önce Tedmür, Gassani, Mayin, Hire, Sebe gibi devletler vardı. Hz. Muhammed'in doğduğu dönemde siyasi birlik yoktu. İslamiyet öncesi dönemde kabileci anlayış nedeniyle Arap Yarımadası'nda sık sık kan davaları ortaya çıkmıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram aylar olarak adlandırılırdı. Bu aylarda savaşılmazdı. Düşmanlıktan uzak durulurdu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi adlandırılmasının verilmesinin nedenlerinden bahsedelim. Arapların İslamiyet öncesi dönemdeki dini ve sosyal anlayışları, bedeviliğin yaygın olması, geri kalmışlık, cahillik, bilgisizlik, kadınlara karşı alınan tutumlar nedeniyle İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi denir. Dikkat, Mekke İslamiyet öncesinde de dini bir merkezdi. Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İslamiyet'ten önceki dönem Cahiliye dönemi olarak adlandırılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Haram aylarda savaş çıkarsa Ficar savaşı adını verirlerdi. Ficar sözünde yalancı çıkmak demektir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Mekke İslamiyet öncesinde de dini bir merkezdi. Daha demin de söylemiştim. Bu nedenle Mekke'ye gelenler ve Mekke'de yaşayan Araplar arasında dini ticari ilişkiler yoğundu. Haram aylarda panayırlar kuruyorlardı. Panayırlar günümüzdeki fuarlara benziyor arkadaşlar. Ticari hacmin, toplumsal iletişimin arttığı günlerde panayırların kurulduğu günler. Kabileler arası sorunlarda panayır zamanlarında çözülürdü. Şairler şiir okurdu, edebiyat üzerine konuşulurdu. En beğilen şiirler Kabe duvarına asılarak sergilenirdi. Hz. Muhammed, Muhammedül Emin güvenilir lakabıyla anılmaktaydı. 571 yılında doğan Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahiy Cebrail'in aracılığıyla Allah tarafından gönderilmiştir. İslam dininin toplumsal ve dini olarak birçok konuda köklü değişiklikler getireceğini anlayan müşrikler Müslümanlara baskı ve şiddet uygulamaya başlamıştır. Bu nedenle hicret adı verilen göçler ortaya çıkmıştır. Gelelim akabe biyatlarına. Biat bağlılık sözü verme anlamına gelir arkadaşlar. Hz. Muhammed baskı ve şiddete uğrayan Müslümanlara hicret etmek için izin verse de kendisi İslamiyet'i yaymak için Mekke'de kalmıştı. İslamiyet öncesi dönemin dinsel inanç ve vazifelerine göre ibadet etmek için 620'de Medine'den Mekke'ye gelen bazı kişilerle Akabe denilen yerde görüşmüş, onları İslam'a davet etmiştir. Bu kişiler İslamiyet'i kabul etmiş ve Hazreti Muhammed'i koruyacaklarına dair biat etmiştir. Sonrasında Medine'ye dönen bu kişiler orada başka insanların da Müslüman olmasını sağlamıştır. Yeni Müslüman olan kişileri de yanlarına alarak Akaba denilen mevkide 621 ve 622 yıllarında yeniden Hazreti Muhammed ile görüşmüşlerdir. Bu görüşmelere Akaba biatları diyoruz. Mekke İslamiyet öncesinde Dini bir merkez değildi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. İslamiyet öncesinde de dini bir merkezdi Mekke. Panayırlar günümüzdeki fuarlara benzerdi. Sosyal ekonomik alanlara etki eden organizasyonlardı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Hz. Muhammed ilk vahiyini 610 yılında almıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Soru cevap. Biat söz verme demektir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Akraba biatlarına katılan kişiler... Yeni insanların Müslüman olmasını sağlamışlardır. Doğru mu yanlış mı? Evet, bu da doğru. Akabe biatlarına katılan kişiler Hz. Muhammed'i koruyacaklarına söz vermişlerdir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Hicret 622 yılında gerçekleşmiştir. Mekke kentinde bulunan müşriklerin Hz. Muhammed'i öldürme planları olduğu ortaya çıkınca Müslümanlar Hz. Muhammed'in önderliğinde 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdir. Tarihte bu olaya hicret denir. Medine Sözleşmesi yine 622 yılında imzalanmıştır. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaygın olan kabileciliğe toplumsal çatışmalara son vermek için İslam tarihinin ilk yazılı antlaşması ve ilk toplumsal sözleşmesi olan Medine Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Dikkat diyorum Müslümanların ilk hicreti 615 yılında Habeşistan'a olmuştur. Müslümanların 622'de Hz. Muhammed önderliğinde Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği göçe ne denir? A- Akabebiyatları B- Hicret Tabi ki hicret denir. İslam tarihinin ilk yazılı antlaşması ve toplumsal sözleşmesi nedir? A- Medine Sözleşmesi B- Akabebiyatları İslam tarihinin ilk yazılı antlaşması ve toplumsal sözleşmesi Medine Sözleşmesi'dir. Bedir Savaşı 624 yılında gerçekleşti. Mekkeliler Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarına yani el konulan mallarına diyeceğiz. Çünkü Müslümanların mallarına el koymuşlardı. Şam'a göndererek ticaretle gelir elde etmek istediler. Bu gelirle Müslümanlara karşı savaşmayı hedeflediler. Bu düşünceyi öğrenen Müslümanlar Şam'a giden bu kervanı durdurmak için harekete geçiyor. Bedir kuyuları önünde gerçekleşen savaşı Müslümanlar kazanıyor. Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı ilk askeri başarısı Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı ile birlikte ganimetlerin nasıl paylaşılacağını, esirlere nasıl davranılacağını öngören savaş hukuku oluşmaya başladı. Örnek ganimetlerin beşte biri devlete geri kalanı savaşa katılanlara gibi esirlerin fidye ile serbest bırakılması fidye veremeyecek kadar fakir olanların ise okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılması gibi. Okuma yazmaya verilen önemi gösteriyor değil mi bu? Yani adamın parası yoksa demişler ki tamam senin paran yok ama bize okuma yazma öğretirsen seni serbest bırakacağız. Bu neyi gösterir aynı zamanda? Müslümanların okuma ve yazmaya verdiği önemi değeri gösterir. Müslümanların Mekke'li müşriklere karşı ilk askeri başarısı nedir? A. Uhud Savaşı D. Bedir Savaşı ilk askeri başarı Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı sonrasında ganimetler sadece devlete kalmıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Ganimetler sadece devlete kalmadı arkadaşlar. Beşte biri devlete kalmıştı. Bedir Savaşı'nda fidye veremeyecek kadar fakir olanlar hangi şartta serbest bırakılmıştır? A. Okuma yazma öğretmeleri B. Madende çalışmaları Bedir Savaşı'nda fidye veremeyecek kadar fakir olanlar okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Bu da Müslümanların okuma ve yazmaya verdiği önemi gösterir. Oğuz Savaşı 625 yılında gerçekleşmiştir. Bedir Savaşı'nın intikamını almak isteyen Mekkelilerin Suriye-Mısır ticaret yolunu ele geçirmek istemesiyle ortaya çıkmıştır. Hz. Muhammed'in aynen tepesine yerleştirdiği okçular mevzilerini terk edince Müslümanlar bozguna uğramıştır Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaştır. Hazreti Muhammed'in yerleştirdiği okçular mevzilerini terk edince Müslümanların bozguna uğradığı, Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedir Savaşı, B. Uhud Savaşı, C. Endek Savaşı, D. Mute Savaşı, E. Tebük Seferi. Arkadaşlar Hazreti Muhammed'in yerleştirdiği okçular mevzilerini terk edince Müslümanlar Uhud Savaşı'nda ne oldular? bozguna uğramışlardı ve Hazreti Hamza da Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Hendek Savaşı 627 yılında gerçekleşmiştir. Müslümanların Mekkelilere karşı Medine'nin etrafına kazdıkları Hendeklerle yaptıkları savunma savaşı Hendek Savaşı. Şiddetli bir fırtının ortaya çıkmasıyla Mekkeliler kuşatmalarını kaldırarak geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Mekkeliler bu savaştan sonra savunmaya çekilmiştir savunmaya. Hudeybiye Antlaşması 628 yılında imzalanmıştır. Memleketleri Mekke'yi ziyaret etmek ve Umre için Kabe'yi tavaf etmek isteyen Müslümanlar Medine'den yola çıkarlar. Mekke'ye 17 kilometre uzaklıkta olan Hudeybiye'ye gelindiğinde Hazreti Osman Mekke'ye elçi olarak gönderilir ve burada esir alınır. Hazreti Muhammed Hazreti Osman'ı kurtarmak için Müslümanlardan söz bir diğer bir deyişle biat alır. Durum ciddileşince Mekkeliler elçi yollarlar ve Hudeybiye antlaşması ortaya çıkar. İlk başta içerdiği şartlar nedeniyle Müslümanların aleyhine gözüken bu antlaşmanın aleyhine gözüken derken reşit olmayıp da Medine'ye sığınan Mekkeliler gelebilecek gibi antlaşma şartlarından bahsediyoruz. Sonrasındaki süreçte Kureş ittifakı parçalanmıştır. İslamiyet hızla yayılmıştır. Mekkeliler bu antlaşmayla Müslümanları resmen tanımıştır. Bakın karşınıza bu soru olarak çıkabilir. Mekkeliler ilk defa Müslümanları ne ile resmen olarak tanıdılar diye ne diyeceksiniz o zaman? Hudeybiye antlaşması diyeceksiniz. Hayber'in fethi 629 yılında gerçekleşmiştir. Yahudilerin Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtmaları ve Şam ticaret yolunun güvenliğini tehlikeye sokmaları üzerine Hayber kalesi ele geçirilmiştir. Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır. Karşınıza soru olarak çıkarsa şu şekilde çıkar. Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için ne yapılmıştır denirse siz ne diyeceksiniz? Hayber fethedilmiştir diyeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisiyle Yahudilerin elinde bulunan bir kale alınmış ve Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır? A) Hendek Savaşı, B) Hudeybiye Antlaşması, C) Hayber'in fethi. Tabii ki Hayber'in fethi Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı buranın fethedilmesiyle. Hendek Savaşı Müslümanlar açısından bir nokta nokta savaşıdır. A saldırı B savunma. Hendek Savaşı Müslümanlar açısından bir savunma savaşıydı. İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası'nın çevresinde bulunan en güçlü devletler Bizans ve Sasani İmparatorluklarıydı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Sasani İran toplumunun bir devleti Bizans'ı zaten biliyoruz mu? imparatorluğu. İslamiyet'in doğduğu dönemde Kök Türkler göktanlı, Bizanslılar Hristiyanlık, Sasaniler Zerdüştlük dinine inanıyorlardı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Konar göçer yaşam tarzına sahip Arap kabileler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bedevidirler. B. Hadaridirler. Konar göçer yaşam tarzına sahip Arap kabirleri için Bedevidir deriz. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir? A. Habeşistan. B. Medine. Müslümanlar ilk hicretlerini Habeşistan'a gerçekleştirmiştir. Panayırlar günümüzdeki nokta noktalara benzeyen organizasyonlardı. Panayırlar günümüzdeki fuarlara benzeyen organizasyonlardı. Müslümanlar ilk hicretlerini Hz. Muhammed'in izniyle 615 yılında nokta noktaya gerçekleştirmiştir. Müslümanlar ilk hicretlerini 615 yılında Habeşistan'a gerçekleştirdiler. Müslümanlar 622 yılında Hz. Muhammed'in önderliğinde Mekke'den nokta noktaya hicret etmişlerdir. Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. Hz. Hamza nokta nokta savaşında şehit olmuştur. Hz. Hamza Uhud savaşında şehit olmuştur. Müslümanların ilk askeri başarısı nedir? A Bedir Savaşı, B Uhud Savaşı. Müslümanların ilk askeri başarısı Bedir Savaşı'dır. Müslüman okçular mevzilerini terk ettiği için Müslümanların bozguna uğradığı savaş nedir? A Uhud Savaşı, B Hendek Savaşı. Müslüman okçular mevzilerini terk ettiği için Uhud Savaşı'nda bozguna uğradılar. Hazreti Hamza da bu savaşta ne oldu arkadaşlar? Şehit oldu. Hendek Savaşı'nda adını veren Hendek kazma fikri kime aittir? A. selman Farisi B. Hazreti Ebu Bekir bunu anlatmadım ama bilgi olarak aklınızda kalsın bu. Hendek Savaşı'nda Hendek Kazma fikri selman Farisi'ye aittir. Gelelim eşleştirme yapmaya. Bakın sol tarafta 571, 610, 615, 622, 624, 625 ve 627 senelerini verdik. Yanda da olayları verdik. Bakalım Hendek Savaşı A diyor. Hendek Savaşı ne zaman gerçekleşti? Hendek Savaşı 627'de gerçekleşmişti. Peki Uhud Savaşı ne zaman gerçekleşti? Uhud Savaşı arkadaşlar 625 yılında gerçekleşmişti. Bedir Savaşı ne zaman gerçekleşti? Bedir Savaşı ise 624 yılında gerçekleşmişti. Habeşistan'a hicret edilmesi diyor Habeşistan'a ne zaman hicret edilmişti? Habeşistan'a 615 yılında hicret edilmişti. Medine'ye hicret edilmesi. Medine'ye ise bakın 622'de hicret edilmişti. İlk vahiyin gelmesi diyor. İlk vahiy ne zaman gelmişti? 610 yılında Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla Allah tarafından gönderilmişti. Hazreti Muhammed'in doğumu diyor. Hazreti Muhammed'in doğumu ne zamandır peki arkadaşlar? 571 yılıdır. Tekrar söyleyelim. Hendek Savaşı 627'de gerçekleşiyor. Uhud Savaşı 625'te gerçekleşiyor. Bedir Savaşı 624'te gerçekleşiyor. Habeşistan'a 615'te hicret ediliyor. Medine'ye 622'de hicret ediliyor. İlk vahiy 610 yılında geliyor. Hazreti Muhammed'in doğum tarihi ise 571 senesidir. Soru cevap, Hayber'in fethine neden olan sorunlar Müslümanlarla kimler arasında yaşanmıştır? Hayber'in fethi deyince aklıma Müslümanlarla kimler arasındaki sorun gelecek? Yahudiler arasındaki sorun gelecek. Hayber'in fethiyle Şam ticaret yolu güvenlik altına alındı. Mekkeliler hangi antlaşmayla Müslümanları resmen tanımıştır? A. Hudeybi Antlaşması, B. Medine Sözleşmesi, Mekkeliler Hudeybiye antlaşmasıyla Müslümanları resmen tanıdılar. Hz. Muhammed dönemi kronolojisi şu şekildedir arkadaşlar. 610 yılında Hz. Muhammed'e peygamberlik gelmiştir. 615 yılında Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmiştir. 622'de Müslümanlar Medine'ye hicret etmiştir. 622'de Medine Sözleşmesi imzalanmıştır. 624'te Bedir Savaşı yapılmıştır. 625 yılında Uğur Savaşı yapılmıştır. 627'de Hendek Savaşı yapılmıştır, 628'de Hudeybiye Barışı imzalanmıştır, 629'da Hayber fethedilmiştir, 629'da Muhte Seferi yapılmıştır, 630'da Mekke fethedilmiştir, 630'da Huneyn Seferi gerçekleşmiştir, 630'da Taif Seferi gerçekleşmiştir, 631'de Tebük Seferi gerçekleşmiştir, 632'de Veda Haccı gerçekleşmiş ve Hz. Muhammed vefat etmiştir. Muti Savaşı 629 yılında gerçekleşiyor. Müslümanlar ve Bizans arasındaki ilk savaştır. Karşınıza çıkarsa da bu şekilde çıkacak. Müslümanlar ve Bizans diğer bir deyişle Doğu Roma arasında ilk savaş neymiş? Muti Savaşı'ymış. Senemiz kaç? 629. Hristiyan gazhanelerin kendilerine gönderilen elçiyi öldürmeleri, üzerlerine bu yüzden ordu gönderince Bizans'tan yardım istemeleri üzerine çıkmıştır. Yani Gassani'ler diye bir topluluk var. Müslümanlar bunlara bir elçi gönderiyor. Bunlar ne yapıyorlar? Müslümanların gönderdiği elçiyi öldürüyorlar ve bu elçiyi öldürdükleri için üzerlerine ordu yollanınca Bizans'tan yardım istiyorlar. İşte Mutey Savaşı Müslümanlar ve Bizans arasındaki ilk savaş böyle ortaya çıkıyor. Mekke'nin fethi 630 yılında gerçekleşmiştir. Mekke'li müşriklerin Hudeybiye Antlaşması'na uymamaları üzerine Mekke fethediliyor. Genel af ilan ediliyor. Hicaz bölgesinde İslamiyet'in yayılmasına engel olacak koşullar ortadan kalkıyor. Müslümanlar ve Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş nedir? A. Mute Savaşı, B. Hendek Savaşı, tabii ki Mute Savaşı'dır. Mekke 630 yılında hangi nedenle fethedilmiştir? A. Mekkelilerin Hudeybi Antlaşması'nı bozması, B. Mekkelilerin Medine Sözleşmesi'ni bozması. Mekke 630 yılında neden fethedildi? Mekkeliler Hudeybiye antlaşmasını bozduğu için Huneyn seferi 630 yılında gerçekleşmiştir. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit ortadan kaldırılmıştır. Mekke'nin fethedilmesinden sonra Taiflilerin putperest kabileleri bir araya getirerek Huneyn'de büyük bir ordu oluşturması seferin nedenidir. Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Taif seferi 630'da gerçekleşmiştir. Huneyn'de yaşanan savaşta Taiflerin diğer putperest kabileleri birleştirerek üstlendiği rol nedeniyle gerçekleşen seferdir. Yani bu Huneyn seferinde de Taif seferinde de Taifliler ne yapıyor aslında bir rolleri var. Şehir kuşatılsa da surlar aşılamamıştır. Taifliler ertesi sene İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit Hangi seferle ortadan kaldırılmıştır? A. Huneyn seferi 630 B. Taif seferi 630 Arkadaşlar Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit neyle kaldırıldı? Huneyn seferiyle. Taifliler Taif seferinden bir sene sonra hangi dini kabul etmişlerdir? A. Hristiyanlık ve İslamiyet İslamiyet'i kabul ettiler. Tebük seferi 631 yılında gerçekleşti. Bizans Arabistan üzerine sefer düzenleyici haberleri üzerine Hz. Muhammed ordusuyla ne yapıyor? Sefere çıkıyor ve Tebük bölgesine gelindiğinde haberin asılsız olduğu öğreniliyor. Savaş yapılmamıştır, Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Bölgedeki bazı kabileler bu sefer sırasında Müslüman olmuştur. Tebük seferinin önemi şudur, Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. İlk, Hz. Muhammed'in vefatı diyoruz 632 yılında Hz. Muhammed 632'de Medine'de vefat etmiştir. Mezarı Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan yerde bulunmaktadır. Arabistan dışına yapılan ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebük Seferi ve Hunen Seferi 631 yılında gerçekleşen Tebük Seferidir. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit hangi seferle ortadan kaldırıldı? A. Tebük Seferi 631, B. Huneyn Seferi. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit 630 yılındaki Huneyn Seferi ile kaldırıldı. Yani bana Arabistan dışında yapılan ilk seferi sorarsa ne diyeceğim? Tebük Seferi diyeceğim. Son putperest tehdit hangi seferle kaldırıldı derse Huneyn Seferi diyeceğim. Bu ikisini birbirine karıştırmayacağım. Hudeybiye Antlaşması'na göre taraflar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacak. Fakat Mekkeliler buna uymadı. Bunun üzerine nokta nokta yılında fethedildi. Noktada boşluğa ne getirilmedir? A Medine, B Mekke. Arkadaşlar 630 yılında neresi fethedildi? Mekke fethedildi. Neden fethedildi? Çünkü Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarına uymamıştı. Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş nedir? Amute ve Müslümanlar ve Doğu Roma yani Bizans arasındaki ilk savaş Mute Savaşı'dır. Mekkeliler nokta nokta antlaşması ile Müslümanları resmen tanırlar. Mekkeliler hangi antlaşmayla Müslümanları resmen tanımıştı? Hudeybiye antlaşması ile Hudeybiye. Hz. Hamza'nın şehit olduğu savaş nokta nokta savaşıdır. Hz. Hamza'nın şehit olduğu savaş Uhud savaşıdır. Uhud. İslam devletinin ilk yazılı antlaşması ve toplumsal sözleşmesi nokta nokta sözleşmesidir. Ne sözleşmesi? Medine sözleşmesi. Medine hadarilik nokta nokta yaşam tarzıdır. Hadarilik yerleşik yaşam tarzıdır. Yahudiler Şam ticaret yolunu tehdit edince nokta nokta 629 yılında fethedilmiştir. Yahudiler Şam ticaret yolunu tehdit edince Hayber 629 yılında fethedildi. Müslümanların ilk askeri başarısı A. Bedir, B. Uhud Müslümanların ilk askeri başarısı Bedir Savaşı'dır. Hz. Hamza'nın şehit olduğu savaş A. Uhud, B. Hendek, Hz. Hamza'nın şehit olduğu savaş Uhud Savaşı'dır. Mekkeliler Müslümanları resmen tanıdılar. Mekkeliler neyle Müslümanları resmen tanıdı? Hudeybiye Antlaşması'yla. Müslümanlar ve Bizans arasındaki ilk savaş A. Mute, B. Hayber, Müslümanlar ve Bizans arasındaki ilk savaş Mute Savaşı'dır. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit ortadan kalktı. Hangisiydi o? Hangi sefer Huneyn mi, Taif mi? Son putperest tehdit Huneyn Savaşı ile ortadan kaldırıldı. Asılsız habere dayanan Arabistan dışına yapılan ilk sefer A. Taif Tebük asılsız habere dayanan Arabistan dışına yapılan ilk sefer Tebük'tür Tebük.